Selamlar sevgili öğrenciler, dersime hoş geldiniz. Merhabalar, ben Onur Özdil. Bugün sizlere girmiş olduğunuz Mozaik Türkiye Geneli Deneme Sınavımızın Türkçe kısmında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerle beraber Türkçe sınavımıza çıkan bütün soruları değerlendirip çözümlerini gerçekleştireceğiz. Aklımıza takılan yerleri gidermeye, netleştirmeye çalışacağız. Hem de eski bilgilerimizi şöyle bir hatırlayıp tazeleyeceğiz. Umarım verimli bir sınav olur. Biliyorsunuz sınavların amacı kendimizi ölçmek, test etmek, eksikleri belirlemektir. Biz de inşallah eksikleri belirleyip bu soru çözümümüzde bunları gidermiş olacağız. O zaman hazırsanız hızlı bir şekilde pür dikkat sınavımızı çözmeye, değerlendirmeye başlayalım hocam. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Bir metnimiz var ve diyor ki bu metindeki altı çizili söz grubuyla öykünün hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir diye sormuş kıymetli öğrenciler. Hemen şöyle hem metnimizi hem de ifademizi bağlam içerisinde bir değerlendirecek olursak. Öykü üzerinde titizlikle çalışılmış bir metin türü olduğundan şiire daha yakın duruyor demiş. Her ne kadar şiirin bir basamak altı gibi görünse de yani burada evet hani sanki bir tık altı gibi görünüyor. Peki ne açıdan? Bana göre ikisi de aynı güzellikte. Kelime seçimi ve olaylara bakmak yönüyle neredeyse şiirle aynı çaba ve işçiliğe sahip demiş. Şimdi tabii burada iki tane edebi türü değerlendiriyor sevgili öğrenciler. Edebiyat açısından baktığımızda o zaman özellik olarak bir basamak altı gibi görünse diyerek neyi kastediyor olabilir? Ki başta da zaten üzerine titizlikle çalışılmış bir metin türü olduğundan şiire daha yakın diyor değil mi? Sonuçta edebi metinlerde ön plana çıkan şey de nedir? Kelime seçimi, ifade evet ama değil mi? Sanatsal bir kaygıdır. Sonuçta sanat yapmaya çalışıyorlar yazarlar ve şairler. Dolayısıyla burada bir basamak altı gibi görünse de derken aslında kastetmiş olduğu estetik değeridir değil mi? Sanat kaygısıdır. İnsanda yarattığı o duygudur. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır bağlam değeri üzerinden. Peki. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Taşımak sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir diye sormuş değerli arkadaşlar. Hemen şöyle bir anlamlarımızı inceleyelim bakalım ne varmış ne yokmuş. Bayılan adam hastaneye kadar sırtında taşıdı diyor mesela. O zaman bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek değil mi diyebilir miyiz? Pekala bu cümleyle uygun olarak düşebilir. Evet. Annesinden kalan kolyeyi hiç çıkarmaz hep boynunda taşırdı dediğimde. Burada ise o zaman boynunda taşıyorsa sürekli üstünde bulunduruyor değil mi? Böyle bir anlam çıkarabiliriz bu cümleden. Evet. Affetmiş olsam da ona karşı hala bir kızgınlık duygusu taşıyorum diyor. Dikkat edecek olursak sevgili arkadaşlar bak burada duygu ifadesi bizim için önemli belirleyici bir püf nokta. Duygu ne yapılır hocam? Hissedilir değil mi? Duyulur, duyumsanır. O zaman taşımak ifadesi burada elbette duymak, hissetmek anlamıyla kullanılmış. Peki katlanmak, üstlenmek var mı böyle bir anlam bulduk mu? Bulamadık hocam. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette C şıkkı olacaktır ikinci sorumuz için. Peki şimdi geldik bir üçüncü sorumuza. Bu bir noktalama işareti sorusu. Hemen şöyle bir inceleyelim. Bir metnimiz var ve bu metinde yay ayraşa boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirmelidir diye sormuş. Hemen şöyle bir inceleme yapalım. Baktığımızda burada devam eden bir cümle var. Burada ise bir yüklem görüyoruz. Bir yan yargı söz konusu ama cümlemiz devam ediyor. Devam ettiği için burada sıralı cümleyi ne yapmak durumundayız? Virgülle birbirinden ayırmak durumundayız. Peki koridordan doktorlar, hemşireler derken burada ise ardı ardına sıralanan eş görevli sözcükler görüyoruz değil mi? Doktorlar, hemşireler, hastalar. Burada da yine virgül kullandık tabii ki. Devam ettik birden yüksek sesle, yüksek bir sesle biri adımı söyledi. Dediğinde Ahmet sıra senin demiş. Burada bir konuşma ifadesine yer veriyor tabii ki değil mi? Söyledi dedikten sonra bu ifadeye yer verdiği için tabii iki nokta kullanmak durumundayız. Ahmet sıra senin derken burada bir seslenme, bir bağırma var değil mi? Bir seslenme söz konusu. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için de elbette ünlem kullanmamız gerekir. Buna göre sıralamamız da C şıkkındaki gibi söz konusu olacaktır. Peki şimdi geldik hocam dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlığa razı demektir sözünü anlamca en yakındır diye soruyor.
Burada tabii böyle yorumlayacak olursak aslında bu Ağustos böceği karınca hikayesinin mesajına benzeyen bir metafor olarak kullanılmış aslına baktığımızda böyle bir benzeşim kurulmuş. Yani sen kolay zamanda değil mi hazırlığını yap, çalışmanı yap ki zor zamanda rahat edesin. Eğer gündüz kandilini hazırlamazsan değil mi? Ya kolay zamanda o çalışmayı yapmazsan zor zamanda da nedir? Bu zorluğu çekmeye razısın demektir. Bizim böyle bir anlatıma, böyle bir cümleye ihtiyacımız var. Peki hocam bu nerede geçiyor? Bak dikkat edecek olursan gerekli tedbir almayan kişi başına gelecekleri kabullenmiştir. Burada da razıdır diyor. Sadece bir başka ifadeyle anlatmış. Dolayısıyla tabii ki doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Geldik şimdi 5. sorumuza. Bir paragraf sorumuz bu metinde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye sordu değerli öğrenciler. Hemen şöyle metnimizi bir inceleyelim bakalım anlatmak istediği şey neymiş? Aile içindeki bireylerin birbirine gösterdiği şefkat, merhamet, özen ve saygı çocuk için çok önemlidir. Çünkü çocuk bu değerleri ailede öğrenir. Bak buraya bir vurgu yapıyor değil mi? Aileden gördüğü bu anlamda önemli. Hasta varsa ona yardımcı olmak, uyuyan varsa üstünü örtmek ve biraz daha sessiz olmaya çalışmak, bir ihtiyara su getirmek, canı acıyan birinin yarasına pansuman yapmak gibi çok insani temel davranışları çocuk ailesi içinde deneyimler ve öğrenir. Sürekli aile kavramına bir vurgu var değil mi? Çocuğun bazı şeyleri zamanda öğrenmesi için. Bunlar yaşanırken ebeveynlerinden birinin de bunları sözler olarak ifade etmesi çocuk için çok önemlidir demiş. Bak, bunun yanı sıra ebeveynin demek sözel bir şekilde ifade etmesi de gerekiyormuş. Çünkü bunun da sebebini söylüyor. Bu yaşanan anların duygusunu ve düşüncesini çocuğun hafızasına kaydetmesine ne yapıyormuş? Yardımcı oluyormuş hocam. Şimdi vurguladığı yerlerin zaten üzerinde durmuş olduk değil mi? Bir aile kavramı, aile kavramının çocuğa verdiği çocukluktaki şeyler önemli. Bir de sözel bir şekilde ifade edilmesi ki hafızada kalıcı olabilmesi için. Peki nerede var? Bir çocuğun temel insani davranışları öğrenmesi için bir yetişkinin ona örnek olması çok önemlidir. Zaten bunu söylemiyor mu? Ailede bunları ancak görürse öğrenebilir demiyor mu? Evet, baştan sona bunu örnekledi zaten. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Peki şimdi geldik 6. sorumuza. Bir şiirimiz var. Şıklarda. Bu metinde sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Yani bir şiiri tarif ediyor bize. Biz de bundan şıklarda uygun olanı bulmaya çalışacağız bu anlamda. Peki nasıl bir tarif yapılmış? Bu şiirde ızdırap çeken ve sevgilinin ilgisizliğinden yakınan aşıklara rastlanmaktadır demiş. Sevgilisine haber yollayan fakat bir türlü ondan haber alamayan, sevdiğinin yollarını gözleyen aşık, of aşık. Fena bir durumdaymış. Her şeyden yüz çevirdiğini ve ölünceye kadar sevdiğini bekleyeceğini ifade etmiştir diyor. Hocam peki nerede var? Bak şurada şu vurgu dikkatimizi çekiyor. Ya duymadın ya uymadın sözüme sormadın ki benim çilem kaç yıllık. Burada ne yapıyordu? Sevgilisine haber yolluyordu. Fakat bir türlü ondan haber alamıyordu. Burada da böyle demiyor mu zaten? Ya duymadın ya uymadın diyor. Duymamış yani haber alamamış cevap vermemiş demek ki. Beklemekten kan yürüdü gözüme, göğe vurdu gönlümdeki kızıllık dedi. Ne diyordu başka? Sevdiğin yolunu gözlüyor, her şeyden yüz çevirmiş oluyor, ölünceye kadar sevdiğini bekleyeceğini ifade ediyor. Burada da beklemekten kan yürüdü gözüme demiş, göğe vurdu gözümdeki kızıllık. Yani öyle bir seviyor, öyle bir acıyla aşkla onu bekliyor ki ve ondan da haber alamıyor. Kaç yıllık çile diye de bunu vurgulamış. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette D şıkkı olacaktır burada tarifi edilen şiir olarak. Peki şimdi geldik 7. sorumuza hocam. 7. sorumuzdan devam edelim. Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sordu. Hemen şöyle bir metnimizi inceleyelim bakalım neyi söyleyebileceğiz. Her insan doğaya bakar ama her insan doğayı sanatçı duyarlılığı ile göremez. Bazı insanlar sadece bakar, bazıları ise görür. Şimdi ne yapıyor? İnsanları bir yerde ikiye ayırmış oluyor aslında. Görenler ve sadece bakanlar değil mi? Bu anlamda. Sanatçı görmenin ötesine geçiyormuş. Burada bir kıyaslama var değil mi? Sanki sıradan insanla bu görebilen insanın kıyaslaması var. Sanatçının kıyaslaması diyebiliriz aslında. Sanatçılar ise görmenin ötesine geçer ve gördüklerini gösterir. İşte bu gösterme çabası sanat eserlerinin doğmasını sağlar. Eyüboğlu, insan ancak sanat eseri sayesinde çevresinde daha iyi bakmak, daha iyi görmek, daha iyi duymak şerefine ulaşmıştır der. Yani
sanat yapma ihtiyacı. Doğal olarak sanatçının çevresine daha iyi bakmasını, bak sürekli daha ifadesi var. Daha, 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 ondan daha iyi şeklinde bu bir kıyaslama ifadesidir aslında. Çevresini incelemesini ve çevresinde araştırmalar yapmasını gerekli kılar diyor. Sevgili öğrenciler, burada baştan sona normal insanla, sıradan insanla ne yapmış oldu görebilen, birazcık daha dikkatli olabilen, yani sanatçı ruhuna sahip insanları kıyaslamış oldu ve sanatçıların bu anlamda tabii ki daha dikkatli olduğunu görebildiğini, hatta gösterebildiğini söylüyor. Yani karşılaştırmadan yararlanmış oluyor bu anlamda. Peki, şimdi geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki dizilerin hangisinde dilek ipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır diye sordu değerli öğrenciler. Kipler kolay bir konu. Hemen şimdi mısraları bulup tespit etmeye çalışalım bakalım. Nerede böyle bir dilek ipi kullanımı varmış. Son şanlı macerasını tarihe anlatın. Zincir içinde bağlı duran kahraman atın. Ne diyor? Anlatın, yapın. Hocam bu dilek kipiyle çekimlenmiş dilek ipleri içerisinde emir kipi değil midir? Mesela diğerlerini inceleyelim. Bir an kayboldun. Diğeri geçmiş zaman haber kipi var değil mi? Yoruldun. Diğeri geçmiş zaman haber kipi. Yüzüyorum dediğimde şimdiki zaman haber kipi vardır. Yürüdü derken diğeri geçmiş zaman haber kipi vardır. Can verdi derken diğeri geçmiş zaman haber kipi vardır. Fakat burada anlatın derken bir emir istek kipi var değil mi? Dilek ipleri içerisinde yer alır. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Peki geldik şimdi 9. sorumuza. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye sordu. Bir akış bozma sorusu. Peki hocam biz nasıl buluyoruz? Konuyu tespit edip konu dışına çıkan saçmalayan cümleyi hop kulağından tutup çekiyoruz hocam. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Akışı bozan cümleyi tespit etmiş oluyoruz. Peki şöyle bir inceleyelim bakalım nerede var böyle bir cümle. Mikro öykü 300 kelimeden az kurgulanan bir öykü türü. Şimdi mikro öykü diye bir öykü türünden bahsediyor, doğru mu? Evet. İlk olarak 20. yüzyıl başlarındaki bir gazetenin seri ilanlarında yer alan satılık bebek ayakkabıları hiç giyilmemiş ifadesine hikayesel bir anlam yüklenmesiyle ortaya çıkıyor dedi. Yani mikro öykünün çıkış noktasından, tarihçesinden bahsediyor. Var mı bir sorun? Yok. Konu bütünlük içerisinde ilerliyor hocam. Günümüzde hala pek yaygın olmamakla birlikte sosyal medya üzerinde günlük paylaşımlar yapan hesaplarda görülüyor demiş. Yine bir sıkıntı yok. Günümüzdeki aktarımına dair bir şey söylemiş burada da. Tarih boyunca yazılan öykülere baktığımızda kaynaklarının topluma dayandığını görebiliriz. Hoba. Hocam biz öykünün kaynaklarını falan araştırmıyorduk ki. Bizim meselemiz kaynak bulmak mı? Hayır. Biz sadece mikro öykü dediğimiz öykü çeşidinin tarihçesinden, günümüze nasıl gelmesinden bahsediyorduk. 5'te ise yine aynı mikro öyküden devam ederek bu öyküler kısa olmalarından dolayı diye devam ediyor. Demek ki hocam akışı bozan cümle tabii ki 4 numaralı cümle olacaktır. Peki şimdi geldik 10. sorumuza. Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sordu kıymetli öğrenciler. Hemen şöyle bir inceleme yapıp bakalım hangisi doğruymuş. Şimdi biri diyor ki emir kipi ikinci çoğul şahıs durmayın. Kim durmasın? Siz. İkinci çoğul değil mi hocam? Evet doğrudur. İkiye ne demiş? Şart kipi ikinci tekil şahıs demiş. Şart kipi. Ama ikincisi şart kipi değil ki hocam. Şart kipi SSA olur. Değil mi? Bunu eledik zaten. Birinci tekil şahıs demiş. İstek kipi demiş. Ama istek değil. Emirdir. Bu da gitti. Şart kipi diyor. İkinci tekil şahıs. Hayır şart kipi de değil. Hocam bu bir emir kipidir. İkinci çoğul şahıs doğrudur. Bu ise şimdiki zaman birinci çoğul biz bekliyoruz şeklinde şahıs ikili çekimlenmiş. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Şimdi 11. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil anlam özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır diye sormuş sevgili öğrenciler. Hemen şöyle bir inceleyelim. Kolaydır. Beraber yapalım bakalım hangisi farklı olacakmış. El birliğiyle bütün işleri çabucak bitirdik. Peki neyi bitirdik? Bütün işleri bir iş kılış fiili olduğunu görüyoruz değil mi? Nesne almış. İnsanları umutsuzluğa düşüren kitapları sevmem. Neyi sevmem? Bu kitapları sevmem. Nesne almış mı? Almış. İş kılış fiili demek ki. Otlar sararınca yere yüzün koyun uzanırım demiş. Uzanırım bizim ana yüklemimiz, ana yargımız. Peki neyi uzanırım diye sorduğumda cevap alabiliyor muyum hocam? Neyi uzanırım?
Onu uzanırım. Olmaz ki. Uzanmak fiili bir nesne alır, nesneyi etkiler mi? Hayır, etkileyemez. Uzanırım burada durum bildiren, nesne almayan bir fiildir. Durum fiilidir. Ama diğerleri iş kılış fiilleri olduğu için anlam özelliği bakımından C şıkkı farklı olacaktır tabi. D şıkkını da aynı şekilde yeni evimizin duvarlarını bir güzel boyadık dediğinde neyi boyadık? Evin duvarlarını hocam. Bak burada da yine bir iş kılış fiili söz konusu. Yine nesne almış. O yüzden doğru yanıtımız C şıkkı olmalıdır. Peki. Şimdi geldik 12. sorumuza. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sordu değerli dostlar. Hemen şimdi 12. sorumuzu inceleyelim bakalım nerede bir yazım yanlışı sıkıntı varmış. Şu an 7,8 milyar kişi olan dünya nüfusu 100 yıllar sonra ilk kez düşüşte dedi. Bir sorun bulamadık. Burada dünyaca ünlü bir dergide yayımlanan araştırmaya göre bu sayının 10 yıl içinde 9,7 milyara ulaşması bekleniyor. Şimdi şurada bir 10 yıl ifadesi görüyoruz ki 10'la yılı bu anlamı ne yapmış? Bitişik yazmış. Ama bunların ayrı yazılması gerekir değil mi? 10 yılın burada bitişik yazılması yazım yanlışı açısından sıkıntılıdır. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğu için doğru yanıtımız B şıkkı 2 numaralı cümle olacaktır. Peki şimdi geldik 13. sorumuza sevgili öğrenciler. Ne diyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi bir raf sıralama sorusu kitaplarda, raflarda bir sıralama yapacağız. Burada bazı verilen şiir kitapları var. Nedir bunlar? Mahur Bestem, Onorosa, Kaldırımlar ve Beklenen adlı şiir kitapları karışık olarak raflara yerleştirilmiştir. Bu şiir kitapları ile ilgili bilinenler şunlardır diyor. Basım yılları 2000, 2005, 2010, 2020. Mahur Beste kitabının hemen altında Beklenen. Şimdi burada sıralama yapacağız hocam. Ne diyor? Mahur Beste kitabının hemen altında Beklenen olacak. Bak yazdık değil mi? Hemen üstünde de Monorosa olacak. Doğru mu? Evet. Altında Beklenen, Mahur Beste'nin üstünde Monorosa. Peki hocam yılları nasıl tespit edeceğiz? Diyor ki Kaldırımlar kitabının basım yılı 2000'dir diyor. Değil mi? Peki Kaldırımlar kitabının da basım yılı 2000 dedi. Kaldırımları da yazdık buraya. Yanına da 2000 koyduk. Değil mi? Buna göre. Monorosa kitabı ise Beklenen adlı kitaptan 5 yıl sonra yayımlanmıştır diyor. O zaman Monorosa basım yılı açısından ne olacakmış? Beklerkenden 5 yıl sonra yazacak olursak. Şimdi buna 2000 demiştik. Buna 2005 dersek o zaman Monorosa'ya da 5 yıl sonrası 2010 diyebiliriz değil mi? Mesela Monorosa 2020 diyemeyiz. Niye? Çünkü ne demişti? 5 yıl sonra basılmıştır demişti. Geriye de zaten 2020 yılı kaldı Mahur Beste için. Şimdi sıralamamızı ve yıllarımızı buna göre yapmış olduk. Raflarımızı da dizdiğimizde 1, 2, 3, 4. raf olarak. Buna göre bu şıklarda verilen bilgilerimizi şöyle bir değerlendirelim. Bakalım hangisi doğru, hangisi yanlış olacakmış. Şimdi diyor ki Kaldırımlar şiir kitabı 4. rafta yer almaktadır diyor. Evet doğru değil mi? 4. rafta bir problem yok. Mahur Beste şiir kitabının basım yılı 2020'dir diyor. Sıraladığımızda zaten evet 2020 çıktı değil mi? Evet. Bu da kesinlikle doğru bilgidir sevgili öğrenciler. Peki devam ediyoruz diğer şıklarımızı incelemeye. Beklenen şiir kitabının hemen altında Kaldırımlar var. Evet öyle demiştik değil mi? Kaldırımlar buraya gelmişti. Doğru bilgi. 2010 yılında basılan şiir kitabı Beklenendir diyor. Ama hayır. Monorosa'dır. Çünkü bize burada çok kuvvetli bir ipucu vermişti. Ne demişti? Monorosa kitabı Beklenen adlı kitaptan 5 yıl sonra basıldı demişti. Öyle olması için de Monorosa'nın 2010 yılında basılması gerekir. Buna göre de zaten 2010 yılında basılan şiir kitabı Beklenen olmuyor. Bu 2005 yılında oluyor. Dolayısıyla burada kesinlikle yanlış bir bilgi söz konusu olacaktır. 15. soruya geldiğimizde bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tipografi örneğidir diye sormuş sevgili öğrenciler. Bilgileri inceleyecek olursak tipografi grafik tasarım alanında kullanılan bir tekniktir diyor. Grafik tasarım rakam, harf, simge ve işaretlerin kullanıldığı yazı yazma sanatıdır demiş. Yani burada bir yazı söz konusu. Verilmek istenen mesajı görselleri ve metinleri kullanarak, organize ederek ve farklılaştırarak verme sanatıdır. Bu yazı türünde tercih edilen tasarım yazılan kavramların içeriğiyle ilgili ipucu vermelidir demiş. Buna göre baktığımızda hem içerisinde şekil olacak hem ipucu mahiyetinde bunu vermiş olacak hem de yazı da olacak. Nerede görüyoruz?
Burada bir figür var ve figürün içine şöyle dikkatli bir şekilde baktığımızda ne yazıyor? Sincap yazıyor. Sonrasında yazıyı görüyoruz ve şekli de daha bir fark ediyoruz. Kuyruğu var gördüğünüz üzere duruş şekliyle beraber. Sincabı andıran bir figür. Ama bunu ipucu şeklinde vermiş anlatmak istediği şeye dair. Dolayısıyla bu tam bir tipografi örneği olduğu için doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır bu anlamda. Peki şimdi 16. sorumuzdan devam edecek olursak. Hemen onu da inceleyelim sevgili öğrenciler. Ne diyor? Buna göre Roman rakamları ile 400 ve 900 sayılarının yazımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Şimdi burada bazı bilgiler var. Roman rakamına dair böyle bir sistem anlatılıyor. Roman rakamlarının nasıl oluştuğuna dair. Peki bu kurala göre nasıl oluşuyormuş Roman rakamları? Belli başlı oluşturan kurallara göre Roman rakamları yazılışı bakımından diğer sayı sistemlerine göre farklıdır. Roman rakamlarında harflerin 3 defadan fazla yazılmasına izin verilmez. Bu bizim için önemli bir ipucu. Bu sebeple bazı sayıların kendine özgü sembolleri bulunmaktadır demiş. Bu sayılar 4, 9, 40, 90, 400, 900 şeklinde ifade edilmektedir diyor. Peki Roman rakamında 5 rakamı burada V sembolü ile gösterilir. Bir rakam ise burada bu sembolle gösteriliyor. 4 rakam yazılırken ise bu sembolün sonuna bir sembolü yazılır. İkincisinden ilki çıkarılacak demektir. Yani 4 rakamının yazımı bu şekilde olacaktır diyor. 6 rakamını yazmak içinse 5'in sağına bir eklenip toplanır. Yani böylelikle 6 sembolü ile gösterilir. Roman rakamları ile yazılmış bazı sayılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir demiş. Şimdi buradaki tablodan da böyle çıkarım yapacak olursak Roman rakamlarının sıralanma sistemine göre. O zaman ne söyleyebiliriz? Şimdi baktığımızda bize neyi soruyor? 400 ve 900 sayılarını soruyor değil mi? Şimdi gelip baktığımızda burada mesela 200'ün 2 tane C harfiyle gösterildiğini görüyoruz. 400, 200 ile 600 arasında bir yerde. Burada ise 600 ne yapmış? DC şeklinde gösterilmiş. O zaman buna göre ne diyebiliriz bu semboller içerisinde? Diyelim ki ne olsun? 500'de D sembolüyle gösteriyorsun Roman rakamları sistemi içerisinde değil mi? 500 o zaman şu tabloda bir yerde D sembolüyle gösteriliyorsa ben de ne yapıyordum? Eksiltme yapıyordum değil mi? Burada 500 D sembolüyle gösteriliyorsa buradaki sisteme göre de aynı şekilde mesela 90'ı inceleyecek olursak 100 C ne yapıyor? 100'ün 90'ını gösterirken bundan 10 sayı eksilterek XC şeklinde göstermiş oluyor. Benim de bu şekilde ne yapmam? Buradan yola çıkarak bu sistemle yola çıkarak bir çıkarım yapmam lazım. Peki ben 400'e ulaşmak istiyorum. O zaman 500'e biz D dedik. Ne yapacağız? O zaman demek ki biz bundan 500'den bir eksik olacak şekilde göstereceğiz. Yani bunun yanına C şeklinde koyduğumuzda ne yapmış olacağız? CD dediğimizde aslında biz 500'ü 500'ün bir altı olan 400'e ulaşmış olacağız. Demek ki 400'ü bu şekilde bulmuş olduk. Peki şimdi aynı sistem üzerinden, aynı gidişat üzerinden 900'ü şöyle bir değerlendirecek olursak. Buraya baktığımızda 1100'ün gördüğünüz üzere MC ile sembolleriyle gösterildiğini görüyoruz. Peki o zaman ne olsun? Bu anlamda diyelim ki 1000'de değil mi? M sembolüyle gösteriliyor olsun. Gidilen sisteme göre. 1000'de burada mesela M sembolüyle gösterildiğine göre. Bizim şimdi 900'e ulaşmamız gerekiyor bu anlamda. Böyle bir eksiltme yapacağız. Sonuçta bunun 1000'den değil mi 100 sayı eksik olduğunu söyleyeceğiz. O zaman demek ki M'ye de öncesinde CM yazdığımızda ne yapmış olacağız? Bu sayı 900'e denk gelmiş olacak. Roma rakamlarındaki bu eksiltme sisteme göre. Bunu da bu şekilde denk getirdiğimizde doğru yanıt olarak neye ulaşmış olacağız? CD ve CM sayılarına 400 ve 900 olarak ulaşmış olacağız. Bu nedenle doğru yanıtımız da A şıkkındaki gibi söz konusu olacaktır. Evet, sistem bu şekilde ilerliyormuş. Biz de bu şekilde sonucumuza ulaşmış olduk. Peki, şimdi geldik 17. sorumuza sevgili öğrenciler. Onu da hızla bir çözelim şöyle bir. Ne diyor? Bir tanım verilmiş. Bu tanıma göre kütüphane ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz demiş. Hemen şöyle bir inceleme yapalım. Metnimize bakalım neye ulaşabiliriz, neye ulaşamayız. Kütüphane toplumun bilgiye olan ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan, her türlü bilgi kaynağını bünyesinde toplayan, belgeleyen ve inceleyen. Demek ki bu anlamda ne diyor? Belirlenmiş bir takım teknik ve yöntemlerle düzenleyen dediğinde bilgi arşivlemesinin yanında araştırma görevi de var. Yani hem arşivliyor bilgileri hem de bir araştırma görevi de söz konusu değil mi? Onlardan yararlanması için hizmet veren kültürel ve toplumsal bir kurumdur dedi değerli öğrenciler. Peki buna karşın başka görevleriyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bilgi içerikli her sayfa belli bir kategoride düzenli bir şekilde sunulur diyor. Evet, böyle bir arşivleme yöntemi kullanıyorsa değil mi, böyle bir sınıflandırma yapmak zorunda. Zaten ne diyor? Belirlenmiş bir takım teknik yöntemlerle düzenlenen diyor. Evet, peki toplumun eğitilmesinde ne diyor zaten? Onlardan yararlanması için hizmet veren kültürel ve toplumsal bir kurumdur diyor. Demek ki toplumun eğitilmesinde önemli bir araç olarak da böyle bir hizmet üstleniyormuş. Fakat toplantı merkezi olarak hizmet veren kütüphaneler de vardır gibi bir bilgiyi biz metin içerisinde göremiyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Pekala, 17. sorumuzu da çözdük. Şimdi 18'den devam ediyoruz. Bu cümledeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır diye sormuş. Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz deyimlerin belli başlı kalıplaşmış anlamları vardır. Burada ise dilimde tüy bitti deyiminden bahsetmiş. Biz bunu hani sıkılmak, bir şeyi sürekli defaatle söylemek ama bunun bir karşılığı olmadığı için, bunun bir etkisi olmadığı için bundan sıkılmak anlamında kullanıyoruz değil mi? Ona sınava çalışması gerektiğini anlatmaktan dilimde tüy bitti demişim ama değil mi? O bunu dinlemiyor ve ben de bundan sıkılmışım. Nerede var? Böyle davranmama gerektiğini söylemekten usandım cümlesinde gayet var. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Peki, şimdi geldik 19. sorumuza. Burada bir tablo verilmiş bize. Bu tabloda bazı veriler görüyoruz değil mi? Asya ve Avrupa kıtalarında yer alan bazı ülkelerdeki nüfus, ülke alanı ve kişi başına düşen su miktarı ile ilgili veriler bulunmakta. Bu tablodan, bu yargılardan hangileri çıkarılabilir diye sormuş. Peki, bu öncülere göre tablomuzdaki verilere, bilgileri şöyle bir inceleyelim bakalım. Hangisine ulaşabiliyoruz, hangisine ulaşamıyoruz. Ne diyor? Asya kıtasında kişi başına düşen su miktarı Avrupa kıtasına göre fazladır demiş. Peki bakalım, kişi başına düşen su miktarı Asya kıtasında toplam neymiş? 41.085'miş. Evet. Avrupa kıtasına baktığımızda 25.909'muş. O zaman evet, Asya kıtasında kişi başına düşen su miktarı Avrupa kıtasına göre fazladır. Bir numaraya kesinlikle ulaşmış olduk. Peki Türkiye yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından Almanya'dan zengindir diyor. Şöyle bakalım Türkiye'nin durumuna. Türkiye'yi bulduk. Şu görmüş olduğunuz kısımda. Evet. Ama burada Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından herhangi bir verisi paylaşılmış mı tabloda? Buna dair bir veri yok. Sadece kişi başına düşen su miktarı, nüfusu var ve ülke alanı var. Bunun dışında yeraltı ve yerüstü kaynaklarına dair herhangi bir durum, ya su kaynakları ile ilgili herhangi bir şey göremiyoruz. Böyle bir detay yok. Dolayısıyla buna ulaşamayız kesinlikle. İsveç'in ülke alanı Bangladeş'ten fazladır demiş. Peki bakalım, İsveç'in ülke alanına gelip baktığımızda 222.833 olduğunu görürüz. Bangladeş'e baktığımızda ise 1.277.000 olduğunu görüyoruz. O zaman İsveç'in ülke alanı Bangladeş'ten fazla olamaz ki. Bangladeş'in kesinlikle ondan daha fazla, İsveç'ten daha fazla değil mi? Buna da ulaşamadık o zaman. Tek ulaşabildiğimiz veri 1 numara, yani A şıkkı olmuş oldu kıymetli öğrenciler. Peki şimdi geldik 20. sorumuza. Burada bir afişimiz var ve bu görselde bitki körlüğü başlıklı bir bilgilendirme söz konusu. Bu bilgilendirmeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sordu değerli öğrenciler. Şöyle bir inceleyelim bakalım ne söylüyor. İnsanların çevresindeki bitki türlerini görmemesi ya da fark etmemesidir. İlk kez 1999 yılında ABD'li botanikçiler tarafından ortaya çıkarıldı. Şimdi bitki körlüğü nedir? Değil mi? Burada en başta cevabını vermiş.
ne olduğunu söylüyor. O zaman A şıkkına ulaşabilir miyiz? Etrafımızdaki meyveleri, sebzeleri ve çiçekleri fark edememek bitki körlüğü olarak tanımlanabilir mi? Evet, tanımın içeriğine baktığımızda ne diyordu? İnsanların çevresindeki bitki türlerini görememesi, görmemesi, fark etmemesi diyordu değil mi? Demek ki A şıkkındaki ifadeye buradan ulaşmış olduk. Peki başka ne var? Yer kürenin %60'ını bitkiler kaplıyor. Tüm canlıların %60'ını ve ekosistemin temelini bitkiler oluşturuyor diyor. Bitkiler insanlara ve hayvanlara besin, ilaç, oksijen, barınacak alan sağlıyor. Faydalarından bahsetmiş. 400 bine yakın karasal bitki türü olduğu tahmin ediliyor demiş. Burada ise bitki türlerinin karşı karşıya kaldığı tehditler anlatılmış. Habitat kaybı, iklim değişikliği, istilacı böcekler ve hastalıklar. Demek ki burada bu bitkilerin karşı karşıya tehlike içerisinde oldukları şeyler sıralanmış. O zaman iklim değişikliği, habitat kaybı çeşitli bitkilerin yok olmasına zemin oluşturmaktadır değil mi? Bu bir tehlike olarak söyleniyorsa evet, buradan buna ulaşabiliyoruz. Burada ise her gün kullanılan ürünlerin içerdiği nesli tükenme tehlikesine olan yabani bitkiler verilmiş. Şia yağı, Brezilya kestanesi gibi bitkiler olduğunu görüyoruz. Dünyadaki canlıların birçoğunu oluşturan, insanları ve hayvanları yaşam alanı sunan bitkilerin yüz binlerce türü vardır diyor. 400 bine yakın karasal bitki türü olduğu tahmin ediliyor derken bunu zaten söylemiş oldu. Yeryüzünün çoğunu oluşturan bitki örtüsünün tamamına bazı böcek türleri zarar vermektedir gibi bilgi söylemiyor. Evet, istilacı bazı böceklerin zarar verdiği söylüyor ama tamamına bunların zarar verdiğine dair bir şey yok. Çünkü başka kayıplar da var değil mi? Habitat kaybı var, iklim değişikliği var, başka zarar veren etkenler de var. Bu nedenle doğru yanıtımız B şıkkı olacak. Buna biz ulaşamayız. Peki sevgili öğrenciler, deneme sınavımızın sonuna geldik. Umarım verimli bir soru çözümü gerçekleştirmişizdir. Umarım sınava dair aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidermişizdir. Sizlere sınav hayatınızda, okul hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, kolaylıklar.